Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkundan bir kısım sunuyoruz. Hazırsanız, başlayalım. Buyurun. Mesaideki gaye milletin birliği, memleketin bütünlüğü, bağımsızlık ve hakimiyetin temini. Eğer Mustafa Kemal Paşa buraya genel bir emir vermezse ve kendisi de süratle oradan Amerika ve İngiliz, ve diğerleriyle irtibat yapmazsa tabi burada da faaliyet devam edecektir. Belki muhalif bir şey olur. Buna nazarı dikkati çekerim. Bu rolü, siyaseti daha iyi yürütür bir Mustafa Kemal Paşa harekatına, kuvvetine dayanmak ise, onun sözleri ve beyanatı, tavır ve hareketleriyle filen ve sözle tekzip edilmiş. Çolak Hüseyin, Salahattin iki yüzlü diyor. Sadık Bey'in en gözde bendelerinden olan bu zatın mevki sahibi olmaması düşünülüyor. İmza 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Kara Vasıf Bey'e bildirilmek üzere verilen cevap şu idi. Yeminci Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine Bahsedilen Amerika manda ve desteğinin gayet dikkatli olarak tahlili ve milli gayemiz ile mukayese olunması pek mühimdir. Dersadetteki mesai zümresinin gayesi milletin birliği, memleketin bütünlüğü, bağımsızlık ve hakimiyetin temini noktasında tasvir edildiğine ve gösterildiğine göre, Amerika mandasını kabul halinde bu gaye dokunulmaz kalabilir mi? Milli arzuya tabi ve uygun olmayan kararlar hiçbir zaman millet nazanda itaat edilir olmayacağı için, milli ve vatani mukadderatta milli vicdana tercüman olmaktan ibaret bulunan vazifemizi iyi yapmak için milli arzunun toplanmasını ve alakasını beklemeden hiçbir meselede salahiyettar görünmemiz caiz değildir. Bu sebepten dolayıdır ki, tarafımızdan yabancılarla temas ve irtibatın konrenin kararlarına dayandırılarak, millet namına yapılmasını tercih etmekteyiz. Hamdolsun, vatanımızdaki milli cereyanın pek ziyade gelişmesi ve şekillenmesi ve kuvvet kazanmakta olması bizleri daima bu noktaya çekiyor ve davet ediyor. Şurası da nazarı dikkatle tutulmalıdır ki, memleket ve milletin mukadderatı hakkında Amerika veya herhangi bir devletle anlaşmaya salahiyetler olabilecek bir hükümet, ancak milli hakimiyet esasını kabul eden ve bir milli şuranın mevcudiyetini tasvip ile ona dayanma yolunu tutan bir hükümettir. Şu takdirde merkezi hükümeti meydana getirecek zevatın mutlaka bu vasıflarda olması gereklidir. Bizce olduğu gibi oradaki mesainiz de bu noktanın teminine yönelik olmalıdır. Yakında kongre kararlarına vakıf olacaksınız. Gözlerinizden öperiz. İmza Mustafa Kemal bir küçük malumat daha vereyim. Sivas'a gelmiş olan gazeteci Mr. Brown ile bizzat görüşmeyi münasip gördüm. Muhatabını kolaylıkla anlayan çok zeki bir genç. Şimdi, efendiler, Kore Demanda hakkında cereyan etmiş olan müzakere ve münakaşayı mümkün olduğu kadar cereyan ettiği gibi yüksek heyetinize dinletmeye çalışacağım. Birçok zevat söz aldılar. Kimseye söz vermeden evvel, riyaset makamından, zabıtnamede aynen yer alan şu kısa değerlendirmede bulundum. Bu muhtıra muhteviyatı hakkında fikir alışverişine başlamadan evvel bazı noktalara nazarı dikkatinizi çekmek isterim. Bu raporda, mesela Mr. Brown'dan bahsedilmekte ve 50 bin kişilik bir amele ordusu getirileceğini söylediği zikrolunmaktadır. Efendiler, Mr. Brown, ben hiçbir resmi sıfat ile görüşmüyorum, tamamıyla hususi bir surette görüşüyorum, diyor ve hatta Amerika'nın mandayı kabul edeceğini değil, belki etmeyeceğini söylüyor. Onun için sözleri Amerika namına değil, kendi namınadır. Manda'nın ne olduğunu kendisi de bilmiyor. Manda siz ne derseniz odur, diyor. Bu muhtırada mühim olarak manda meselesi vardır. Bunun hakkında fikir alışverişinde bulunmazdan evvel 10 dakika istirahat edelim. Müteakip celsede ilk söz Basıf Bey'indir, dedim. Vasıf Bey evvel Amanda'nın tarifi hakkında uzun beyanatta bulundu. Diğerlerine sözü bıraktı. Tekrar söz aldı ve bir kere esas itibariyle mandayı kabul edelim de şartlar hakkında daha sonra görüşürüz dedi. Üyelerden Macit Bey namında bir zat genel kurulca asıl müzakere edilecek mesele, şimdiden sonra yalnız yaşayabilecek miyiz, yaşayamayacak mıyız? Mandayı ne şekil ve surette anlayarak, mandaterle ne surette görüşeceğiz? mandater kim olacaktır? Asıl mesele budur, tarzında beyanatta bulundu. Ben, riyaset makamından, zannederim bu rapordan iki görüş ortaya çıkıyor. Bunların birincisi, devletin dahili ve harici bağımsızlığından vazgeçememesi ve ikincisi de, devlet ve milletin haricin zararlı baskılarına karşı bir dayanak ve destek ihtiyacında bulunup bulunmamasıdır. Asıl tereddüde yol açan nokta budur. Müsaade buyurulursa, bu noktayı düşünmek için teklif encümenine havale edelim. Daha sonra yüksek huzurunuza arz edelim. Herhalde dahili ve harici bağımsızlığımızı kaybetmek istemiyoruz, dedim. Bunun üzerine söz alan Bekir Sami Bey, üstlendiğimiz vazife gayet ağır ve mühimdir, beyhude münakaşalara hasredecek hiçbir dakikamız yoktur. Bu muhtıramızı müzakere edelim ve süratle vakit geçirmeksizin bir karar alalım, dedi. Ben, riyaset makarnından, bu meseleyi encümen reisi olmak dolayısıyla izah edeyim. Bu muhtıra muhteviyatı encümende okundu ve birçok müzakere ve münakaşa edildi. Fakat kati karar verecek tarzda kanat ortaya çıkmadı. Evvelce genel kurulda okunmaksızın teklif encümenine havale edilmişti. Bu sebeple bir defa da burada okunup genel kurulun görüşü belli olduktan sonra tekrar teklif encümenine havale edilerek kati kararı vermek istemişti dedim. İsmail Fazıl Paşa, merhum, da söz alarak şu beyanatta bulundu. Bekir Sami Bey'in fikrine iştirak ederim. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Esasen mesele de basitleşmiştir. Tam bağımsızlık mı, yoksa manda mı kabul edeceğiz? Tespit edeceğimiz karar budur. Böyle pek mühim olan bir meseleyi tekrar encümene ve ondan sonra tekrar genel kurula havaleyle vakit geçirmeyelim. İş uzar. Zamanımız kıymetlidir buna bugün, yan, yahut öbür gün, her halde genel kurulda bir karar verelim. Encümende vakit geçirmeyelim. Çünkü pek ruhlu bir meseledir. Bunu müteakip Hami Bey söz alarak İsmail Paşa Hazretleri ile Bekir Sami Bey Efendinin fikirlerine iştirak ettiğini söyledikten sonra, her halde bir desteğe muhtacız ve bunun en basit delili de, devlet gelirlerinin ancak borcumuzun faizini karşılayabilmesidir, buyurdular. Bundan sonra, Raif Efendi manda aleyhinde söz söyledi. İsmail Fazıl Paşa ona cevap verir tarzda uzun beyanatta bulundu. Ondan sonra tekrar Bekir Sami Bey söz söyledi ve dedi ki, İsmail Fazıl Paşa Hazretlerinin tamamıyla iştirak ettiğim beyanatına yalnız bir şey ilave edeceğim. Kırım Muharebesinden galip sıfatıyla çıkarak iştirak etmiş olduğumuz Paris Kongresi'ndeki müttefiklerimizin bize yüklemiş oldukları malum şartlar ile bu şimdi okunan muhtıradaki taleplerimiz mukayese edilecek olursa, hangisinin daha çok bağımsızlığı ihlal eder olduğu anlaşılır zannederim. Bekir Sami Bey'den sonra Hami Bey ve Hami Bey'den sonra da Refet Bey, Refet Paşa, söz söylediler. Refet Bey'in beyanatı aynen şuydu. Mandanın bağımsızlığı ihlal etmeyeceği muhakkak iken, bazı arkadaşlarımız, bağımsız mı kalacağız, yoksa mandayı mı kabul edeceğiz, tarzında bir takım fikirleri sürüyorlar. Onun için her şeyden evvel mandanın ne olduğu anlaşılmalıdır. Bununla beraber, mandadan bahsetmezden evvel de, kamuoyunu gıcıklayan bu raporda bu tabirin ne suretle anlaşılmış olduğunu anlamak lazımdır. Fazıl Paşa Hazretleri, bağımsızlığı muhafaza şartıyla manda buyuruyorlar. Hami beyefendi tarafından manda hakkında verilmiş olan muhtıra iki kısma ayrılıyor, bir gerekçe kısmı var, ondan sonra bir de tarifine ait kısmı var. Manda meselesini bunlardaki görüşlere göre muhakeme için evvela bir noktayı anlamak isterim. Bu muhtıra muhteviyatı genel kurulca müzakereye konulmuş mudur, konulmamış mıdır? İsmail Fazıl Paşa, yanlış anlamaya sebep olduğundan, biz üçümüz, yani Fazıl Paşa, Bekir Sami ve Hami Beyler, bu muhtırayı geri alıyoruz hiç verilmemiş saydık dedi. Bu muhtıranın müsveddesi de, temizi de kendilerinde kalmıştır. Riyasetten, muhtıra geri alınmıştır dedim. Muhtıranın geri alınmış olmasına rağmen, söz alan Refet Bey, zabıtnamede 5-6 sayfa yer tutan bir nutukta bulundu. Bu nutuktan aynen zabıtnameden aldığım bazı cümleler, hatibin maksadını izaha yetecektir zannederim. Refet Bey diyordu ki, Bizim Amerika mandasını tercih etmekten maksadımız, bütün cemiyetleri esir eden, kalpleri, vicdanları söndüren İngiliz mandasından kurtulmak ve sakin ve milletlerin vicdanlarına riayetkar Amerika'yı kabul etmektir. Yoksa asıl iş para meselesi değildir. Laf itibariyle manda ile bağımsızlık birbirine mani şeyler değildir. Yalnız eğer biz hakikatte kuvvetli olmayacak olursak, işte o zaman mandanın altında eziliriz ve o zaman manda bizim için bağımsızlığı ihlal edici olur. Bir de diyelim ki biz harici ve dahili tam bir bağımsızlık isteriz. Fakat acaba kendi başımıza yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Ondan evvel acaba bizi kendi başımıza bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı? Bunu düşünelim. Şurası muhakkaktır ki bugün bizi İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan taksim etmek istiyorlar. Fakat eğer biz bugün bir devletin kefaleti altında bir barış yapacak olursak ileride, müsait şartlar altında bulunur bulunmaz hemen döner ve kendi faydamızı temin ederiz. Lakin eğer olumsuz bir vaziyet hasıl olacak olursa, acaba büsbütün ziyan etmiş olmayacak mıyız? Herhalde bir Amerika kefaletini kabul etmek mecburiyetindeyiz. 20. asırda 500 milyon lira borcu, harap bir memleketi, pek verimli olmayan bir toprağı ve ancak 10, 15 milyon lira geliri olan bir kavim için harici bir destek olmaksızın hayatı devam ettirmek imkanı olamaz. Eğer bundan sonra da bu halimizde kalır ve harici bir yardım sayesinde ilerleyemeyecek olursak, ihtimal, gelecekte Yunanistan'ın bile taarruzlarına karşı kendimizi müdafaa edemeyiz. Yayınımız burada sona erdi. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.